Kamerayı oraya almamız lazım ya. Yani İyi ya, biz çekmiyorduk. Çekin de oraya alalım. Biz çekmiyorduk.
Ayaklarımız gitti ya. Merhaba arkadaşlar. Aramızda bulunan siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, böylesi bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimiz, eş genel başkanımız, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bumbuher atın, sersera serçava atın. Fidanlarımızı kırdılar. Çiçeklerimizi kopardılar. Çiçekleri koparmakla baharın geleceğini engelleyeceklerini zannedenler büyük yanılıyorlar. Büyük yanılgı içerisindeler. Çiçekleri koparmakla baharın gelişi asla engellenemez. Siz vurdunuz hayatı, hayatı siz boğdunuz. Savruldu hayatın külleri kalplerimizden. Güzellikler, o sevinçler göz kırparak geçti düşlerimizden. Bilinir, bilinir dışarıda zemheri vardır. Ama barış için, kardeşlik için her şeyden önemlisi eşit, özgür, insanca ve onurlu bir yaşam için her mevsim bahardır bizim için. Deniz yoldaşa sözümüz var. Sana yemin, sana söz, barışı getireceğiz yanına. Barış kazandı diyeceğiz. Karanlığın karşısında aydınlık, ölümün karşısında yaşam kazandı diyeceğiz. Sözü eş genel başkanımız Pervin Buldan'a bırakıyorum. Buyurun başkanım. Deniz boyaz ölümsüzdür. Deniz boyaz ölümsüzdür. Sevgili arkadaşlar, basının değerli emekçileri, çok sevgili kadınlar. Sevgili arkadaşlarım, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Deniz Poyraz arkadaşımızın katledildikten sonra yapılacak olan ilk duruşmasındayız. 17 Haziran tarihinde İzmir İl Örgütümüze yapılan saldırıda Deniz Poyraz arkadaşımız vahşice katledildi. Evet, bugün ilk duruşma yapılacak. Bugün burada bir katil yargılanacak. Ama bu katilin arkasındaki güçler, bu katile emir verenler, tetiği çekmesi için yönlendirenler hala açığa çıkmadı, hala sorgulanmadı.
O gün denizi katlederken büyük bir kaos planladılar. Bu ülkenin barışına aynı zamanda kurşun sıktılar. Denize sıkılan kurşun elbette ki bu ülkede birlikte yaşam umuduna da sıkılan bir kurşundu. Denize sıkılan kurşun aynı zamanda barış umutlarına ve demokrasiye sıkılan bir kurşundu. Bu kurşunu sıkmak için katili partimize gönderenler bir kaosun peşindeydiler. Ama Türkiye halkları bu kaosun yaşanmasına izin vermedi. Bu kaosu elinin tersiyle ittiği gibi ülkede milyonlar deniz oldu, Türkiye'de milyonlar denize sahip çıktı. Ve biz biliyoruz ki özellikle iktidarın dili, nefreti, öfkesi halkların Demokratik Partisi'ni her gün hedef göstermesi, her gün partimize hakaret etmesi denizin öldürülmesine ve onların katillerinin yönlendirilmesine vesile oldu. O günkü atmosfer, o günkü hava iktidarın dilinden asla bağımsız ele alınamaz. Ve o gün bu kaosu planlayanlar şunu bilsin ki Roboski katliamının katilleri ortaya çıkmadığı sürece, Ankara Gar'ın, Surucun katilleri ortaya çıkmadığı sürece, denizin katillerinin arkasındaki güçler ortaya çıkmadığı sürece bu ülkede ne yazık ki bu cinayetler devam edecek gibi gözüküyor. İşte dün bu saldırının bir benzeri İstanbul'da Bahçeli Evler ilçe örgütümüzde bir kez daha denendi ama başarılı olamadı. Bu atmosferi yaratanlar şunu bilsin ki, bu havayı yaratanlar şunu bilsin ki, Türkiye halkları sizin faşizminize, ırkçılığınıza, sizin insanları birbirine düşürmenize asla izin vermeyecek. Bugün İzmir Adliyesi'nde bir katil yargılanacak. Ancak bu katilin arkasındaki güçler yargılanmadığı sürece ve onlar hesap vermediği sürece bu iş bitmeyecek. Bu katilin olayı gerçekleştirmeden önce Minbiç'e gidip orada eğitim aldığını herkes biliyor. Orada eğitim aldıktan sonra buraya tekrar geldiğini ve bu cinayeti işlediğini hepimiz biliyoruz. Minbiç'te eğitim alarak milli ve yerli bir katil haline gelerek ve bir IŞİD'li pozisyonuna bürünerek Türkiye'ye gönderilmesi tam bir kaos planını hayata geçirmek için uygun bir zemin haline getirildi. Peki buradan soruyoruz. Bu katil İzmir Emniyet Müdürlüğü'nü 27 kez aramasına rağmen kiminle görüştüğünü, kimlerle görüştürüldüğünü hala açığa çıkarmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu katil emniyet müdürüyle ya da emniyet müdürlüğünde kimlerle görüştü 27 kez? Biz bunu sorgulayacağız elbette ki. Olayın üzerinden 7 ay geçti. Bu 7 aylık süreç içerisinde katilden başka hiç kimse tespit edilemedi. Telefon kayıtları incelenmesine rağmen, görgü tanıklarına rağmen, yapılan açıklamalara rağmen bu katilden başka hiç kimse tespit edilmedi. Bu katil sadece tetiği çeken bir katil değildir. Bu katil arkasındaki güçlerle, arkasındaki ağababalarıyla birlikte tetiği
kapıyı çeken bir katildir. İşte bunun için eğer siz sorgulamazsanız elbette ki biz sorgulayacağız. Bugün bu duruşma başta olmak üzere bundan sonraki bütün duruşmalarda avukat arkadaşlarımız, hukukçularımız bu soruşturmayı en iyi şekilde yapacak. Ta ki sadece bu katilin değil, arkasındaki güçlerin de, arkasındaki ağababalarının da ortaya çıkmasıyla ancak bu iş biter. Biz buradan Deniz'imize söz veriyoruz. Deniz yoldaşım, Deniz arkadaşım, yattığın yerde gözün arkada kalmasın. Daha senin kanın kurumadan bahçeli evlerde girişimde bulunanlara şuradan sesleniyoruz. Deniz'in katilleri hesap verecek. Deniz'in katillerini yönlendirenler hesap verecek. Deniz'in katillerinin arkasındaki güçler bu ülkeye hesap verecek, kadınlara hesap verecek, partimize hesap verecek. Biz bu ülkeye barışın, bu ülkeye demokrasinin, bu ülkeye adaletin gelmesi için büyük çabalar sarf ederken bu ülkeyi karıştıranlar, bu ülkede kaos yaratmaya çalışanlar, bu ülkede savaş yanlısı olanlar şunu bilsin ki asla demokratik yöntemlerden ve hukuktan, adaletten vazgeçmeyeceğiz. Deniz'i bir kez daha rahmetle anıyoruz. Sevgili annesi başta olmak üzere ailesine, arkadaşlarına ve partimiz başta olmak üzere Kürt halkına ve Kürt halkının yanındaki dostlarımıza, yoldaşlarımıza bir kez daha başımız sağ olsun diyoruz. Hepinize geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve bu duruşma başta olmak üzere bütün duruşmalarda burada olacağımıza, bu duruşmaları takip edeceğimize söz veriyoruz. Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca aramızda, milletvekilleri aramızda, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı aramızda söz kurmak isterlerse kendilerini kürsüye davet ediyoruz. Değerli dostlarım, değerli dostlarım, hepinizin başı sağ olsun. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin derin devlet teslim aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi derin devletin kendisi oldu. 17 Haziran'da gerçekleşen bu cinayet de bir derin devlet operasyonu. Çok yakın bir zamanda gerçekleşen bu olay eski derin devletin Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl teslim aldığını bir kez daha ortaya çıkardı. Bu olayın gerçekleştiği yer İzmir. Öncesi olayın gerçekleştiği anda sonrasında yapılanlar bu eylemin, bu katliamın planlı olduğunu, taahhüden olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Çok yakın bir zamanda gerçekleşen iki mahkeme kararı önümüzdeki süreç bakımından da bizlere bir işaret sunuyor. Birincisi Şemdinli dosyası. 9 Kasım 2005 tarihinde Şemdinli'de Umut Kitap Evi'ne atılan bomba ve o bomba üzerine Şemdinli halkının sandıkları suçüstü yakalaması. Bunu hatırlayalım ve unutmayalım. Daha geçtiğimiz pazartesi günü bu sandıklar, iki uzman çavuş ve bir itirafçı sanık suçüstü yakalanmalarına rağmen beraat ettiler. Bu beraat kararıyla bize şunu gösteriyorlar. Bakın tetikçiler, ne olursa olsun dönem değişir, biz sizlere sahip çıkarız. Bundan sonrası için mesaj veriyorlar. Bu katillere mesaj veriyorlar. İkincisi Cizre JITEM dosyası. Çok açık bir biçimde katillerin nasıl suç işlediği çok açıkken maalesef dosya Şırnak'tan, Diyarbakır'dan kaçırıldı.
Eskişehir'e götürüldü. Eskişehir Arıza Mahkemesi beraat kararı verdi 2015'te ve çok yakın bir zamanda Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu beraat kararlarını onayladı. Citem çetesinin beraat kararlarını onayladı. Orada iki Yargıtay üyesinin yazdığı muhalefet şerhi var. Onları tüm dostlarımın okumasını isterim. Bakın bu mahkeme kararları ve mahkeme kararlarının belirlediği dönem bize bundan sonrası bakımından bir işaret sunuyor. O nedenle demokrasi güçlerinin dayanışma içerisinde olması zorunludur. Biz buradayız. Türkiye'de demokrasi, barış, eşitlik ve barış mücadelesinde dayanışma içerisinde olacağız ve mücadeleden de cesaretimizden de bir adım geri atmayacağız ve denizin anısını da yaşatacağız. Anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş aramızda. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, partim ve şahsım adına dayanışma duygularımızı ifade ediyorum. Arkadaşlarımız ifade ettiler, hiç uzatmayacağım. Bütün bu katliamların failleri açığa çıkartılana kadar, hepsi halka hesap verene kadar, Kürt halkı özgürleşene kadar, bu ülkede hep birlikte barışı kurana kadar dayanışmamız, mücadelemiz devam edecek. Hepimize, deniz yoldaşımıza verdiğimiz bu borcu ödeme mücadelesinde başarılar diliyoruz. Sonuna kadar buradayız, sonuna kadar HDP'nin yanındayız. Birleşen Birleşen partilerimizin eş genel başkanları, eş sözcüleri aramızda, kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Halk Evleri Başkanı aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Söz kurmak isteyen arkadaşlarımız varsa kürsüye davet ediyoruz. Emek Partisi İl Başkanı aramızda, hoş geldiniz diyoruz kendilerine. DİSK Ege Bölge Temsilcisi aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Merhaba dostlar, ben Emek Partisi İl Başkanı. Ben de partim adına burada HDP İl Binası'na yapılan saldırının tüm İzmir Demokratik Kamuoyuna yapıldığını ifade etmek istiyorum. Biz bunu böyle algılıyoruz. Eşitlik, Kürt halkının özgürlük, eşitlik talebine yapılmıştır bu saldırı. Biz bu saldırıyı tüm İzmir emek demokrasi güçlerine yapılmış olarak algılıyoruz ve onun için buradayız. Ve bu davada hem gerek katil hem de katilin arkasındaki güçler açığa çıkarılana kadar buradayız, bu davadayız. Bu davaya müdahiliz. Böyle bilinmesini istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Türkiye Özgürlük Partisi aramızda. Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu temsilcisi aramızda, İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri aramızda, kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Bağımsız kadın kurumları, kadın kuruluşları aramızda, hoş geldiniz diyoruz kendilerine. Toplumsal Özgürlük Partisi temsilcileri aramızda, Barış Anneleri aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Barış Annelerinin sesi susmayacak. Erkek arkadaşlarımızı biraz geriye alarak, kadınlar birlikte güçlü adına
açıklama yapılacak. Sözü kadın yoldaşlarımıza bırakıyoruz. Biz gidiyoruz. Ben bunu size bırakayım. Tamam. TSE temsilcileri aramızda kendilerinden özür diliyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Kapattılar.